Herkese merhaba. Ben çıkmak istedikçe maalesef konunun içine çekildiğimi fark ediyorum ve bundan da açıkçası rahatsız olmuyorum çünkü çok fazla malzeme veriyorlar. Malzeme vermelerinden mütevellit bugün size hem bir girişim gördüğümde fon bulucuda ya da orada burada en temelde neleri dikkate aldığımı onu değerlendirirken ve konu kitle fonlamaya geldiğinde neleri nasıl değerlendirmek gerekir, nasıl basit de olsa bir due diligence yapılır, bir ön değerlendirme yapılır size anlatmak istiyorum. Bu videoda göreceğiniz şeyleri söylerken gerçekten çok mutsuzum. Çünkü girişimcileri normalde ezmek istemiyorum. amacım kesinlikle kesinlikle kimseye rencide etmek değil. Görünen o ki yapılan çok önemli hatalar var. Ve bu hatalar başka insanlar tarafından yapılmasın ve belki girişimcilerin kendileri de taze girişimcileri kendileri de kendini toparlamak için, bir şekilde öğrenmek için, bir daha yapmamak için bu videoyu açık bir kafayla, mümkünse objektif bir kafayla izlerler. Kesinlikle kimseyi dediğim gibi rencide etmek gibi amacım yok, kötü bir niyetim yok. Burada toplumsal bir fayda yaratmaya çalışıyorum aslında. Ee, taze göre bu sabah e, benim iki gün önce çektiğim videoya e, böyle bir e, 15 tweetlik bir zincirle cevap verdi. Ben Twitter'dan e, girişimcilerin kendisiyle e, yüz göz olma yani ikili bir sohbete girmeyi istemedim. Neden çünkü benim çektiğim videoda aslında merkeze koyduğum o videonun merkezine koyduğum bir fon bulucu kurum vardı, iki hulusi berik vardı bir kitle fonlama platformları derneğinin başkanı nasıl olur bir girişime kitle fonlamaya çıkmadan önce yatırım yapmış olur ve öyle tarihler tutmuyor ki öyle tarihler yani şey sıkıntılı ki sanki tam kitle fonlamaya çıkması için Hulusi tarafından ittirilmiş bu girişim ve ne yapacaklarını da bilemez bir halde kalmışlar diye ben aslında o videonun merkezine Hulusi ile şeyi koymuştum. Fon bulucuyu koymuştum ancak girişimciler kendileri müdahil olmak istediler gördüğüm kadarıyla ve müdahil olmaktan bence pişman olacaklarından eminim bu videoyu izlediklerinde. Çünkü bu video dün yayınladığım pack up videosundan çok daha sert bir video. Yani çok hatalar yapmışlar, çok hatalar yapmışlar ve maalesef birisini söylemesi lazım. Çünkü sonuçta bir nevi halka açık bir şirketten bahsediyoruz. Bakınız yine notlarımı aldım. 7 sayfa falan notum var. Şimdi <laughs> tavsiyem bu videoyu izleyen tazeyore.com yatırımcıları ya da Fonbulucu'da yatırım yapmış olan arkadaşlar videonun linkini, YouTube linkini paylaştınlar soru-cevap bölümünde. Biliyorsunuz Fonbulucu'da her girişimin e, izahnamesinin olduğu yerde soru-cevaplar soru cevapla soru paylaştınlar. Soru-cevapta da cevap vermek zorunda kalsın girişimciler. Neden? Çünkü bu sabah Twitter'da yaptıkları o rantı, e, onun adına rant deniyor İngilizce, o rantı, o şeyde yapmadılar, soru-cevapta yapmadılar. Neden? Çünkü çok büyük bir kesim Taze Yöre yatırımcısı Twitter'da tabii ki beni takip etmediğinden dolayı görmedi. Tavsiyem, tavsiyem bütün yatırımcıları ayağa kaldırın, uyandırın. Eğer yarın ne kadar olmazsa bu iş, kimse yapmazsa ben yapacağım. YouTube videosunun linkini tazeyore.com ee, soru cevapların içine diyeceğim ki böyle iddialar var bu iddialarla ilgili ne söylüyorsunuz ben fon bulucuda yatırımcılardan bir tanesi olarak merak ediyorum diyeceğim biliyorsunuz bunu yapmaya da SPK nezdinde ve kitle fonlama tebliğ nezdinde hakkım var tabii ki. İkinci konu bu videoyu Telegram gruplarında paylaşın tavsiyem Telegram gruplarındaki kendini bilmez ne ediyor belirsiz tipler ee, bakalım. O kadar şişirdikleri girişimleri benim e, incelediğim kadar inceleyebilecek kültürleri, vizyonları, aklı başındalığı var mıymış? Ya da objektivitesi var mıymış? Onu da görelim. Çünkü e, elimden geldiği kadar yorum yapmayacağım burada. Şimdi şunu da soruyorum. Bu sabahki Twitter rantinde enteresan bir durum var. Diyor ki, Hulusi Berik'in yerel ürünlerin yerel üreticilerden sağlanması ve tüketilmesi konusunda çalışan uluslararası organizasyonlarda... 10 yıldan fazladır birçok faaliyette bulunduğu aşikar gibi bir şey demişler. Valla biz aynı Hulusi'den mi bahsediyoruz bilmiyorum. Aynı Hulusi'den mi bahsediyoruz bilmiyorum. Yani nerede yerel üreticiden alacakmış da satacakmış da bilmem nerede böyle bir 10 yıllık uluslararası organizasyon faaliyetleri varmış. Çıksın açıklasın vallahi. Çıksın açıklasın aynı Hulusi verikten bahsediyoruz emin değilim. Dolayısıyla bence konuyu değiştirmektense direkt tazeyöre.com'un girişimcine soruyorum. Hulusi Berik'ten kaç lira aldınız? Para aldınız mı? Para almadıysanız Hulusi Berik'e yatırım aldıktan sonra bir komisyon gibi bir şey ödediniz mi? Bunların tamamını anlatın. Neden biliyor musunuz? Çünkü Keyret Su Forum, Hulusi Berik'in başında olduğu melek yatırım ağı organizasyonu. E bir girişimi kendi networklerinde yatırıma çıkartmışlar ancak o yatırımı alamamış olmasına rağmen girişimden %3 pay aldıklarından girişim batmış olmasına rağmen o pay için girişimciyi icraya verdiklerinden bahsediliyor. Valla, valla yani, bu, bu kişiler böyle, böyle kişiler bunlar. Yani hak, inanılmaz yani. O yüzden ben daha fazla girmiyorum. Şimdi gelelim taze olayına tamam mı? Ben bugün oturdum ciddi hatırı sayılır bir zamanı bu konuları araştırmak için verdim tamam mı? Şimdi platformda şu anda 357 tane ürün var. Ve sitedeki toplam tedarikçi sayısı da 38. 38 farklı tedarikçi, yöresel tedarikçi ve 357 tane ürün var sitede. Instagram'da yaklaşık 6900 takipçi var. Twitter'da da bugün gördüm 555 takipçisi varmış. Şimdi bazı kategoriler var sitede tahmin edersiniz ki. Mesela peynir, tereyağı, süt ürünleri kategorisi var. 27 tane ürün var bu kategoride. 4 tane tedarikçiden bu ürünler ancak ürünlerin %50'si 13 tanesi tek bir tedarikçiden. Zeytin ve zeytinyağı var mesela kategori olarak. 65 ürün var, 14 farklı tedarikçi var ve 2 tedarikçi toplam ürünlerin %50'sini yüklemiş platforma. Başka ne var? Şarküteri, et, balık, yöresel yemekler var. 35 ürün var. 5 tane tedarikçi var burada. 35 ürünün 23 tanesini tek bir tedarikçi yüklemiş platforma. Yani %70. Bal, reçel, marmelat, tahin, pekmez diye bir kategori var. 96 ürün var. 15 tane e, e, tedarikçi var burada. Ve tedarikçilerden 2 tanesi ürünlerin yarısını yüklemiş platforma. %50'sini. Sebze, meyve, konserve, salamura 11 ürün var. 4 tedarikçi var. Zaten ürünlerin 7 tanesini tek bir tedarikçi yüklemiş. Bakliyat un kuru yemiş, baharat kuru meyve sebze var. 32 ürün var. 8 tane tedarikçi var. Bir tedarikçi ürünlerin %50'sini yüklemiş. iki tedarikçi %75'ini yüklemiş. Turşu, salça, sirke, soslar, ezmeler, yağlar diye bir kategori var. 67 ürün var. 13 tane tedarikçi var burada. 3 tane tedarikçi toplam ürünlerin %50'sini yüklemişler. Unlu mamuller, tatlılar, pestil, köme, komposto 21 ürün var. Yedi tedarikçi var. Zaten iki tane tedarikçi yarısını yüklemiş. Bir de yöresel içecekler, çaylar, kahveler diye bir e, kategori var. Türkiye'de herhalde olması gereken en büyük kategori. Başka rakiplerinde 300-400 tane ürün varken burada 3 tane ürün var topu topu. Benim bildiğim sadece Çado'nun 60 çeşit çayı var. Çado'nun yanına iki tane daha çay markasını demime mi koysam bilmem ne toplam 200 çeşit çay. Ben anlamıyorum nasıl oluyor da 3 tane yöresel çay bulabiliyorsunuz onu da anlamıyorum yani. Şimdi rakiplere baktım kısaca. Berces'te var. Ürünlerin %80'i kendi markası. Tam kıyas değil ancak 413 tane ürün var. Size söylemiştim 357 tane ürün var taze yörede. Gurme market var tamamen kendi markası. Biliyorum kıyas değil 317 tane ürün var. Yine söylüyorum taze yörede 357 tane ürün var. Bir de tadını bilsen diye bir rakip var. Toplam 65 farklı mağaza var. Yani 38 şeyi var taze yörenin biliyorsun tedarikçisi. Bu da 65 mağaza var. Binlerce ürün var. Bayağı sayamadım yani. Şimdi bir de asıl gelmemiz gereken, konuşmamız gereken konu bomba şu. Şimdi bakınız toplam 357 tane ürün ve sitedeki toplam tedarik sayısı 30, 38 ya tedarikçi sayısı. 3 tane tedarikçi, 3 tane tedarikçi, lival çiftliği, özlü datça ve ne varsa Ege'de var. Toplam 26, 36, 33 olmak üzere 69 75, 95 tane ürün yani toplam sitedeki ürünlerin yüzde 27, yüzde 28'ine denk geliyor. Yüzde ee, 27'sine denk geliyor. Üç ee, tane tedarikçiyi seçtim. Bu tedarikçiler en fazla ürün olanlar. Platformda en fazla ürün olan tedarikçi Aradım telefonla. Önce ne varsa var, aradım. Dedi ki hanımefendi çok da tatlı bir hanım. İnternet sitesine bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok yani çok güzel ürünler var. Aydınlıymış kendisi. Bir hafta önce taze yöreye katılmış. Toplam bir haftada 26 tane ürün yüklemiş platforma. Kendisi ulaşmış onlara. Instagram'dan Taze Yöre'nin Instagram'ında bir çağrı görmüş. Aydın'daki üreticiler gelsin lütfen diye bir çağrı kendisi ulaşmış. Hızlı davranmış Taze Yöre. Güzel. Ve geçtiğimiz haftada bir hafta önce yüklenmiş sadece platforma, girmiş platforma. Geçtiğimiz haftada iki tane ürün satmış. Sadece diyor ki hani şey ee, hani hani şey ee, kötü şeyler söylemiyor öyle diyeyim. Diyor ki zaman vermek lazım çok tatlı bir efendi dedi zaman vermek lazım falan dedi. Sonra Özlü Datça'yı aradım. Özlü Datça'yla görüştüm. Taze yere satışları ayda 10-15 parçaymış. O da en yoğun olduğu aydaymış. Uzun zamanda da platformdaymış. Sonra da Lival Çiftliği ile görüştüm. Ankaralı bir şirket taze üyeli, satışları çok 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 azmış. Web sitesi zaten Lival çiftliğinin web sitesine girin. Taze üyeli web sitesinden çok daha üstün bir web sitesi. Şimdi ben akabinde bakınız tedarikçileri aradım. Rakiplerle basitçe olsa bir kıyaslama yapmaya çalıştım. Web sitesindeki bütün kategorileri teker teker ve bütün tedarikçi teker teker işaretlemek suretiyle not defterimi işaretledim. Ve sizinle şimdiye kadar bunları paylaştım. Şimdiden sonra neyi paylaşmak istiyorum? Fon bulucunun platformunda, izahnamenin orada soru-cevaplar var. Bu soru-cevapların içerisindeki bütün soruları ve cevapları okudum. Zaten notlarımın geri kalan 4 sayfası da bu soru cevaplarla alakalı. Ve bakınız, farkında mısınız? Hala kendi yorumumu katmadım. Soru-cevaplar esnasında kendi yorumlarımı katmayı düşünüyorum. TazeYöre.com ile ilgili. Şimdi, 20 Nisan 2022'de yani fonlama zamanında Komisyon oranları sorulduğunda üreticiler için %10, kooperatif için ise %5 artı KDV şeklinde cevap vermiş girişimciler. Ayrıca Twitter'da da bugün sabahki rentlerinde toplam 18.887.224 TL'ye değerleme yapıldı bize demişler. Ben yanlış hesaplamışım. Affedin. Ben 2022 yerine 2021'deki dolar kurunu hesaplamışım. Benim hatam. Neden? Çünkü 2021'deki başka bir girişimi araştırıyordum. Orada kafam karışmış. Beni affedin. Videoda da e, o şekilde yazıyor. Konuştum. 2020'yi hesapladım çünkü videoda. Birisinin de dikkatini çekmiş, yazmış. Dedim ki akşam düzelteceğim bunu. Dedim düzeltiyorum. Ancak. Ancak demeyeyim. Bunu söylemişken. 18 milyon 887 bin. 19 milyon TL diyelim değerleme. Şimdi hesap yapalım. Diyelim ki pazar yerlerinin değerleme katsayısı 3. Şimdi bugün... Saas'ların, B2B Saas'ların değerlemeleri 3.5 ile 6 arasında, 5-6 arasında. Geçtiğimiz sene nasıldı biliyor musunuz? Geçtiğimiz sene Haziran öncesinde 9-12 arasındaydı katsayılar. Saas'ın katsayısı bile 3.5 iken ben bonkörlük yapıp bir pazar yeri girişimine 3 katsayı veriyorum. Ne demek bu? 19 milyon değerlemeyi 3'e böldüğümde yaklaşık 6.3 milyon TL yıllık ciro çıkıyor. Şimdi en basit haliyle değerlemeyi hesaplayacak olursak en basit bak bak. Hiçbir mevzuya girme. Eminim bu videonun altında bir sürü işi bilen, değerleme bilen uzmanlar bilmem ne diyeceklerdir ki öyle değerlemem hesaplanır. Hesaplanıyor. Nasıl hesaplanıyor? Yıllık ciro çarpı katsayı. Yani o sektörün katsayısı. Ben bu sektörün katsayısını 3 olarak belirledim. Kafamda atıyorum tamamen. Ve 19 milyon TL'yi 3'e böldüğümde 6 milyon 300 bin TL gibi bir yıllık ciro çıkıyor ortaya. Şimdi bu 6 milyon 300 bin TL ciroyu ortalama sepet tutarının 1000 TL olduğu noktada bu 1000 TL'yi de unutmayın. 1000 TL olduğu bir noktada direkt 1000 TL'yi ciroya sayarak hesap yaparsam yılda 6300 sepet satması lazım. Taze yörenin bu değerlemeye ulaşabilmesi için potansiyeline yatırım yapıyorsun çünkü. Biliyorsunuz yatırım bir şirketin potansiyeline yapılır. E, o dünkü değerine yapılmaz ve e, yıllık hesapladığımızda 6.300 sepete denk geliyor. Ayda ayda 525 sepet satması lazım. 1.000 TL sepet ortalamasıyla günde 17.5 sepet satması lazım. 1.000 lira sepet ortalamasıyla ki e, bahsettikleri değerlemeye ulaşabilsinler. Eğer 1.000 TL'yi komisyonunu 1.000 TL'nin komisyonunu ciroya sayarsak yani %10'u 100 lira. Bunun komisyonu %10 alıyorlar ya 100 lira. Dersek o zaman da 63 bin sepet satmalı yıllık. Orada zaten mümkün olan bir durum değil. Şimdi sepet tutarını çok yüksek tuttum farkındaysanız size bunu hatırlatacağım. Ancak şu haliyle bile bunun matematiği tutmuyor. Günde 1000 TL ortalama sepet tutarıyla 1000 tane şey 1000 TL sepet tutarı ortalamasıyla 17,5 tane sepet satması lazım. Oysa ki Sitede toplam sadece e, 350 tane ürün var, 38 tane tedarikçi var ve siteyle ilgili çok fazla problem var. Hepsini şimdi anlatacağım size. Fon bulucunun platform soru cevap alanında taze yöreye sorulan sorular var. Şimdi ben madde madde yazdım bunları tamam mı? 1. Demiş ki yöresel üreticinin mağaza açması ücretsiz demiş. Mağaza ücreti almıyor üreticiden. Burada bir gelir kalemi sıfır yok. Taze yöre ürünleri daha iyi satmak için SEO yapacakmış. Profil, yani mağaza profili ve ürün sayfalarını ayrı ayrı yapacakmış. Taze Yöre'de herhangi bir ürün sayfasına ama şu anda girdiğinizde kendiniz de görebilirsiniz. Bir navigasyon bile yok. En basit yapılması gereken SEO, meta tagleridir, open graph tagleridir, işte e, navigasyondur, on-site SEO dediğimiz direkt olarak sayfanın üzerinde iç, e, site inç, iç linklemesine varana kadar yapılması gereken 50 tane şey yok sitede. Sitenin site map'i bile yok falan. Site haritası yok. Dolayısıyla ee, SEO demişler. Ancak sitede SEO yok. SEO uzmanlarının da siteyi araştırmasını ve lütfen bu videonun altına bulgularını yazmalarını çok rica ederim. Taze yöre ürünleri satmak için performans pazarlama yapacakmış. Öyle demişler. Yatırım sonrası başlayacağımız çalışmalar ile üretici sayısını arttıracağız ve site içerisinde rekabet yaratacağız demişler. Yine kendi söylemleri iyi satış yapan üreticiler üzerinde çalıştığımız üretici değerlendirme algoritması sayesinde önde gösterim hakkı gibi bazı ayrıcalıklar kazanacaklar demişler. Böyle bir şey hala yapılmamış. Hatta bu üretici değerlendirme sistemini üreticilerimize anlatmak için animasyon videolar hazırlayacağız demişler. Böyle bir, bir şey yapılmamış. Sadece üretici değerlendirme sistemi başlıklı bir sayfa var. Sayfada toplam 100-150 kelime arası içerik anca var. Başka hiçbir şey yok. Algoritma mı algoritma hak getire. Kategoriye giriyorsun. Kategoride ne varsa o var. Ve bu arada ana sayfada sadece kategoriler var. Ana sayfada da navigasyon yok. Hiçbir şey yok yani. Site bayağı UI UX bakımından bayağı şeyde hani sınıfta kalmış bir internet arkadaşlar. Nisan 2022'de yatırım almışlar. Gelmiş Ekim 2023 Kasım gelmiş. Hala sitede hiçbir şey yapılmamış. Para toplamışlar. Platformu yatırım kampanyası açılmadan bir ay önce yayına aldık. MVP şeklinde açtık. Önümüzdeki aylarda yapmak istediğimiz birçok geliştirme var. Pazar yerlerinin zaten verimli hale gelmesi 2 yılı buluyor demişler. 2022 yılını yedek akçeyle tamamlayıp 2023 yılında karlı ve hızlı şekilde büyümeye hedefliyoruz demişler. Bunların tamamı bu arada. Yatırım turu açıldığı günkü sorulara verilen cevaplar. Taze çiğrenin arkasındaki en büyük güç pazarlama takımı demişler. Türkiye gıda pazarı 400 milyar TL demişler. Bu fon bulucuyla ilgili başka bir mevzu daha var bu, bu mevzu. Gidiyor sektörün en büyük datasını koyuyor ya. Milyar milyar konuşuyor. Ya kardeşim sen bırak milyarı. Sen bırak milyarı. Bandırma'daki Ayşe teyze tarhana üretecek, tarhana satacak da ayda 1000 TL para kazanmanın peşinde. Sen bununla ilgili bugüne kadar yapılmış bir tane bile araştırma var mı? Yöresel gıda pazarıyla ilgili bir tane bile araştırma var mı? Sen odun metriklerini ver. Türkiye gıda pazarıyla bunun ne alakası var ya? Ülker çikolatanın yılda milyon tane satan şeyiyle sen nasıl yöresel ürünleri kıyaslarsın? Bazılarının şirketi yok bu insanların. Bazılarının Sağlık Bakanlığı belgesi yok bu üreticilerin. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz arkadaş? Bak yine kızdım ya. demişler ki Türkiye gıda pazarı 400 milyar TL yöresel gıda ürünlerinin %10 pazar payına sahip olduğunu düşünüyoruz demişler. Atmışlar kafadan. Kim söylemiş %10? Kim? Nerede? Araştırma söyle bana. Aradım bugün hiçbir araştırma bulamadım. Yöresel gıda, organik gıda konusunda açık açık en azından halka açık bir araştırma bulamadım. Pilot satışlarında bir aylık dönemde yatırımdan bir önceki dönemde 24 tane satış yapmışlar, teslimat yapmışlar. Üzerinde çalıştıkları bir sadakat bağlılık modeli varmış. Buna göre kendileriyle ilgili sosyal medyada yazanlar, puan verenler indirimlere sahip olacaklarmış. Böyle bir şey internet sitelerinde göremedim. Aradan bir buçuk yıl geçmiş. Şimdi gelelim direkt olarak saniye dakika dakika verdikleri cevaplara. Çok önemli mevzular var burada. 22 Nisan 2022 saat 18.07'de bir soruya cevap vermişler. Neden soruyu soranın ismini söylemiyorum ya da ekranımı göstermiyorum size? Çünkü e, platforma sadece kayıt olduğunuzda, girdiğinizde bu isimleri görebiliyorsunuz. O yüzden YouTube'da ya da halka açık alanlarda, sosyal medyada açık alanlarda başkalarının isimlerini göstermek yasaya aykırı ol olacaktır. O yüzden de size direkt olarak tazeyöre.com'un cevap verdiği zamanı söylüyorum ki time code'a bakın orada. Oradaki direkt orada bir time şey var orada. Stamp var orada. O stampe bakın. 22 Nisan 2022 saat 18.07'de bir soruya cevap vermişler. Platformumuz henüz geçen ay üretici kayıtları yapmaya ve bu ayda pilot satışlar yapmaya başladı. Platformumuza bu kadar kısa sürede bile 40'a yakın üretici kaydoldu ve bugün itibariyle onaylı ürün sayısı 400'ü aştı demişler. Şu anda 38 tedarikçi, 350, 357 tane ürün var. Bir ayda 40 tane tedarikçi, 400'den fazla ürünü onayladıklarını söylemişler. Kızdırmayın beni. Archive.org'dan açarım tazeyore.com'a bakarım. 22 Nisan tarihinde de bu bilgilerin bu şeyle olmadığını ortaya koyarım bakın. Archive.org'da bunların hepsini bulabilirsiniz. Eminim benim bu söylediklerime de cevap vermeye çalışacak. Diyecekler ki sen bilmiyorsun bizim sistemimizden tedarikçiler ayrıldı bilmem ne falan gibi diyeceklerdir. Diyemesinler diye önden söylüyorum. Archive.org'a bakmadım. Baktığımda da bunları göremeyeceğimden eminim. Ancak eğer gerçekten kızdırırsanız ona da bakarım. Taze yöredeki coğrafi işaretli ve yöresel ürün kategorisi sayısı ise 5000 civarında demiş. Ben bunu anlamadım ürün kategorisi sayısı 5000 civarı Anlamadım bunu. Üstüne üstlük bu sayıda her geçen gün üreticilerimizden gelen önerilerle artış gösteriyor. Orta vadede her bir alt ürün kategorisinde üretim yapan 10 tane üretici ürünlerini platformumuzda listelerse nenemin sakalı olursa falan falan en az 50 bin adet üründen bahsediyor oluruz. Ya kardeşim sen 1,5 senenin sonunda 350 tane ürün koyabilmişsin. 50 bin senin neyine ya? Sen kime nasıl söz veriyorsun arkadaş? Nasıl söz verirsin ya böyle? Özetle bu kadar fazla sayıda kategori ve zaman içinde platformumuzda mağaza açacak binlerce üreticiyi düşündüğümüzde ürünlerin doğrudan üreticiler tarafından müşterilere gönderilmesi en optimum ve sürdürülebilir sistem olarak görünüyor. Baya bullshit. Önümüzdeki günlerde yapacağımız kargo entegrasyonları yapılmamış. Bu süreci biraz daha kolaylaştırılacağız. olacağız. 24 Nisan 2022'de 2 gün sonra saat 15.53'te verdikleri bir cevapta bizim platformumuzda henüz 1 TL bile pazarlama harcaması yapmadığımız halde Sadece bir ay içinde 400'ün üzerinde ürün listelendi demişler. 24 Nisan 2022 saat 16.55'te bir cevap vermişler. Bugün bile 40'a yakın mağaza onaylandı ve ürünleri listelemeye başladı demişler. 24 Nisan 2022 saat 17.20'de az öncekinden 25 dakika sonra 2025 yılında 287 milyon TL'lik bir komisyon geliri elde etmeyi hedefliyoruz demişler. Eğer 287 milyon komisyon değeri geliri bekliyorlarsa 2.87 milyar TL'lik satış yapmaları lazım. 1000 TL ortalama sepet tutarıyla 2 milyon 870 bin sepet satmaları lazım. Günde 7863 sepet yapıyor. Bunu bunu 24 Nisan 2022'de fonlanma günü hiç kimse görmedi mi aranızda? 1000 tane yatırımcı var orada. Hiç kimse görmedi mi? Kardeşim saçmalama. Demediniz mi hiçbiriniz? biriniz? Günde 8000 bin tane 1000 bin TL sepet ortalamasıyla ürün satmaları mümkün mü? Mümkün mü? Cık. 25 Nisan 2022 saat 14.57'de yatırımcılar bu şirkete yatırım yaparsa nasıl para kazanacaklar şeklinde bir sor soruya yanıt vermişler. Ben burada okumak istemiyorum cevabı. Kendiniz buyurun bakın 25 Nisan 2022 saat 14.57. Yine 25 Nisan 2022 saat 11.34'te şöyle bir soru gelmiş. Merhaba, 2023 gelir hedefiniz 130 milyon TL civarında. 2023 bu, bu sene bu arada 130 milyon TL gelir hedefleri var. Bu da 1.3 milyar TL'lik bir satış hacmi demek. Çok güzel hesap. E, ee, %10. Ee, hepsi buradan satış hacminin 25 milyar TL. <laughs> en 11'in 10 milyar TL civarında olduğunu düşündüğümüzde lansmandan sonraki 15 ay içerisinde yaklaşık 1,5 milyar TL satış hacmine ulaşmayı gerçekçi buluyor musunuz demiş. Mükemmel soru. Bu öngörünüzü gerekçelendirebilir misiniz demiş. E, verilen cevap şu şekilde. Merhaba X Bey. Her startup gibi bizim de çok agresif bir büyüme hedefimiz var. 1,5 yıl içinde yöresel gıda ürünleri pazarı büyüklüğünün 60 milyar TL civarında olacağını öngörüyoruz. Az önce demiştim konuyla ilgili yapılmış hiçbir araştırma yok. 1,5 yılda yöresel gıda ürünleri pazarının 40 milyardan 60 milyara çıkacağını, %50 oranında büyüyeceğini iddia ediyor ki bu büyüklük var ya bu büyüklük, bu büyüklük zaten matematiksel olarak imkansız. Türkiye'de nüfusun %50 oranında artması lazım. 15 ay, 18 ay gibi bir süreç içerisinde böyle bir e, e, istatistik iyi değişim olsun. Hiç istatistik bilimi, hiç matematik bilmiyor olması lazım. Bu cevabı veren insanın. Neyse, 60 milyar TL civarında olacağını öngörüyoruz bunun da %15'inin online olarak gerçekleşeceğini düşünürsek at kafadan %15'i 9 milyar TL at kafadan yani %15'in online olarak gerçekleşeceğini düşünürsek yani 60 milyarlık pazarın 9 milyarı online gerçekleşecek hedefimiz 1,5 yılda online pazarın %15'ini ele geçirmek %85'i nerede? Rakip yok bu arada o da ayrı konu %15'i yani tuhaf yani tuhaf. Bu da akla gelen ilk marka hedefimizi başarıyla gerçekleştirebilirsek nenemin sakalı olursa yüksek bir hedef olsa da oldukça mümkün görünüyor. Soru cevaplar arasında 2022 Nisan ayının cirosu sorulmuş. Cevap 14.100 TL. Sonra 2022 Mayıs ayının cirosu sorulmuş. Cevap 6.130 TL. Sonrasında Haziran ayı satışları sorulmuş. Cevap şu şekilde. Bildiğiniz gibi biz taze yöreyi Nisan 2022'de canlı geliştirmeye devam edebilmek için test amaçlı açtık. İzahname'nin hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Biz bunu test amaçlı açıyoruz. İzahname'de yok böyle bir şey. SPK'nın o yüzden ton bulucunun direkt sırtına çıkması lazım. Hepinizin ayaklanması lazım. Yok izahname'de böyle bir şey. Diyor ki bu dakika para kazanmaya başlıyoruz diyor izahname. Test, mest hiçbir şey yok. MVP falan da yok. Tanıtım kampanyasında Kasım ayında başlamayı planlıyoruz. Bak Nisan'dan Kasım'a 6 ay para yakacak bir de. Ama parayı bugün topluyor. Bu nedenle Kasım ayından itibaren ciro paylaşmamız daha doğru olacaktır. Selam ve sevgilerimizle. Bir sonraki benzer sorudaysa şunu eklemişler. Benzer bir soru daha gelmiş. Şunu eklemişler. Şu an için yazılım geliştirme ve test çalışmalarına ağırlık vermiş bulunuyoruz. Şimdi ben bir önceki videoda ne dedim size? 2021'in Eylül'ünde kurulmuş bir anonim şirketi. 2022'nin Nisan'ında kitle fonlamaya çıkmış ve o sırada altyapı çalışıyor. 8 ayda siz Beceremediniz mi bu yazılım geliştirme ve test mevzunu? 8 ayda beceremediniz mi siz kardeşim bu iş? 8 ayda beceremediyseniz Nisan'dan Kasım'a bir de 6 ay istiyorsanız neden bugün çıktınız buna? İşte bunlar hep Hulusi'nin işleri. İşte bu hep Hulusi Berik'in işleri bunlar. O yüzden diyoruz biz size. Kitle Fonlamak Platformları Derneği'nin başkanı Nasıl olur da bir girişim kitle fonlama platformuna çıkmadan önce o şirkete yatırım yapar ve çok kısa bir süre önce yatırım yapar. Arkadaşlar biz aptal insanlar değiliz. Biz de zekiyiz. Biz de zekiyiz. Beni izleyen birçok insan da zeki. Yapmayın gözünüzü sevim ya. Hiç böyle bir şey olur mu ya? Kime inanacağız ya biz? 18 Ekim 2022 saat 15.18'de verdikleri bir yanıtta demişler ki 2023 yılı içinde yapmayı planladığımız ikinci yatırım turuna katılarak bize yatırım yapabilirsiniz. Yani 2023 yılının ikiminin ortasındayız. Bir yatırım turu daha açacaklarmış meğerse. Bak bak. Bak. Nerede track record nerede? Ne yaptınız da bir buçuk senede ikinci yatırım turunu açacaksınız? Hayırdır? 13 Mart 2023. Aradan bak aylar ya. Aradan 6 ay geçmiş. Hiçbir şey yok orada. 13 Mart 2023 saat 09.58'de Şöyle bir soru gelmiş. Merhabalar. Reklam ve tanıtım çalışmaları kasım ayında başlayacaktı. Şu an için ilgi ve rağbet yetersiz gibi. Son durum ve ciro nedir? Teşekkürler. Verilen cevap şaşırtıcı. Merhaba X Bey. Geçtiğimiz dönem içinde daha çok ürün geliştirme çalışmalarına ağırlık verdik. 2021 Eylül'den 13 Mart 2023'e ürün geliştirme. Ulan topu topu pazar yeri yapıyorsunuz siz. Topu topu pazar yeri yapıyorsunuz. 500 bin tane var dünyada bunlardan. Neyin ürününü geliştireceksiniz artık? İnovasyon yok ki bu işte. Yaptığımız entegrasyonlarla sistemin uçtan uca online olarak işlemesi için Nasıl işleyecekti? Offline mi işleyecekti sistem? Tabii ki online işleyecekti. Yaptığımız çalışmalarla sistemin uçtan uca online. Ne yapıyorsunuz siz? Kimi kandırıyorsunuz böyle kelimelerle? Bu arada mobil uygulamamızı geliştirdik diyor. 13 Mart 2023'te şu an bakıyoruz mobil uygulama falan yok ortada. Aradan aylar geç, 6 ay daha geçmiş. Mobil uygulama falan yok. Geliştirdik demiş. Tüm bu yazılım geliştirme süreçleri planladığımızdan daha uzun bir süreç aldığından belli. Hatta siz yazılım geliştirmeyi de bilmiyorsunuz bence. Siz bilmiyor. Keşke dünyanın dört bir yanında pazar yeri platformu kiralama SaaS'ları var. B2B SaaS. Keşke bunlardan bir tanesini kiralasaydınız da Onunla yola çıksaydım. Bazen ara vermem gerekiyor. Çünkü e, Fuji'nin eski bir makinesini kullanıyorum Ta 2017'den beri. 20 dakikanın üstünde ısınıyor. Isınınca durdurmam gerekiyor. Yoksa yarıda kesilir diye çekiniyorum. Şimdi e, geri dönüyorum. E, Kasım ayında kısa süreli bir tanıtım kampanyası düzenledik ve aldığımız geri bildirimlerle yazılımımızda karşılaştığımız bug'ların çözümleriyle uğraştık. Kızdığımız yer. Şubat başında tam da reklam çalışmalarında başlattığımız anda deprem felaketiyle karşılaştığımız için süreci biraz daha erteledik. Hepimiz öyle yaptık. buçuk 2 aylık bir orada kayıp var onu anlıyoruz. Şubat başında da tam reklam, pardon. Bu ay içinde üreticilere yönelik pazarlama faaliyetlerinden sorumlu arkadaşımız Ben Güneş işe başladı. Ve yeni üretici adayları yetişime geçirmesi, kayıt ve tüm süreçlerden sorumlu olarak çalışacak. Yakında tanıtım kampanyamızı başlatıyor olacağız demişler. Ancak... Hemen tabii ki şu ben güneş gibi bir isim görünce LinkedIn'de açtım, baktım kim şu ben güneş ve gördüm ki e, bu sorunun yazıldığı 13 Mart 2023 e, bu cevabın yazıldığı 13 Mart 2023 tarihi ancak şu ben beyin LinkedIn profilinde ne diyor biliyor musunuz Mart 2023'te bondvix.com diye bir e, işi başlatmış ve hala devam ediyor bu iş ve Bonviks Taze aynısı yöresel ürünleri satan bir web sitesi. E, şirketin yani web sitesinin altında da farklı bir şirketin ismi yazıyor. Dolayısıyla e, ...Şuayben şu beyi e, ile bizde işe başladı derken neyi kastettiklerini de anlamıyorum. Sonra 11 Ağustos 2023'te yatırımcı güncellemesi yayınlamışlar. E, şu, pardon. Önce 28 Nisan 2023'teki yatırımcı güncellemesinden bahsedeyim. Bu raporda Sepet tutarının 400 plus TL olduğunu belirtmişler. Bakın ben hep 1000 TL'den hesapladım. 100 plus, sat, plus satış yaptıklarını söylemişler ve yaptıkları ciro da 45 bin plus TL olmuş yani 45 bin TL küsür olmuş demişler. Ayrıca bu raporda 2023 yılı içerisinde 250 bin euro hedef fon toplayacaklarını belirtmişler yatırım toplayacaklarmış. Ayrıca yine bu raporda satış hedeflerimiz başlığının altında 28 Nisan 2023 bakın dikkat edin. 2023 yılı içerisinde 45 bin TL ciro yapmış olmasına rağmen platformumuz üzerinden 8 milyon TL'lik alışveriş hacmi ulaşmayı hedefliyoruz demişler. 500 plus yöresel gıda üreticisinin mağaza açmasını sağlayacağız demişler. Bu rapora aynı zamanda şirketin mizanlarını da iliştirmişler. İlgisini çeken baksın. 1 milyon, eksi 1 milyon gibi bir durum var orada. Ancak tekrar hatırlatıyorum 38 tane mağaza var içeride şu anda 500 plus gibi 28 Nisan 2023'te def koymuşlar. Sonra 11 Ağustos 2023'te bir yatırımcı şeyi daha güncellemesi yayınlamışlar. Şunlar yazıyor onda da. Bugüne kadar yapmış olduğumuz test satışlarından 70.000 TL plus aldığımız deri bildirimler doğrultusunda 2023 yılının ilk yarısında yazılım altyapımızı geliştirmeye odaklandık. Aracı ödeme şirketi olarak tüm ödeme aşamalarında Easyco ile ilerleme kararı aldık ve gerekli entegrasyon çalışmalarını tamamladık. Bu Easyco yazmazdım ben olsam yani. Üretici komisyon faturalarının online olarak düzenlenmesi için Paraşüt ile entegrasyon çalışmalarını yaptık ve test çalışmalarına başladık. Yazmazdım ben bunları. Paraşüt'ün API'leri açık, Easyco'nun API'leri açık. Biz Easyco'yu ilk entegre ettiğimizde 2018 miydi neydi? Yani 5 seneden beri bütün herkesin yaptığı şeyin yani nedir ki yani bu? Nedir ki yani anlamıyorum. 70.000 TL ciro 11 Ağustos 2023 Eylül sonu rapor vereceğiz demişler. Vermemişler rapor henüz. Şimdi bakınız ben normalde bunu yapmayacaktım. Ve aslında PKP'ı araştırdığım kadar taze yüreği araştırmamıştım. Sadece platform üzerindeki ticaret sicil kayıtlarıyla olan tutarsızlığı dile getirmek adına ve aynı zamanda değerlemedeki tutarsızlığı dile getirmek adına bir video çekmiştim. Video 500 bin izlendi. Şaka değil, 500 bin izlendi video. Twitter'da viral oldu video. Keşke YouTube'a da koysaymışım. Şimdi eğer kendileri bu sabah Twitter'dan fon bulucuyu da böyle güzelce hani fon bulucu çok önemli bir şirket, bilmem ne falan, tabii ki önemli bir şirket. Önemli olmasa bu videoyu çeker miyiz hiç? Tabii ki çok önemli bir şirket. Fon bulucuyu güzelce böyle kaldırıp ...benim yazdıklarımın bütün hepsine e, iddia bil, bilmem ne falan deyip... ...değerleme konularına sadece matematiksel olarak dokunup başka hiçbir şekilde dokunmayıp... E, ...Hulusi Berik konusunda az önce size söylediğim 10 küsür yıllık uluslararası bilmem varmış... ...bu konuyla ilgili faaliyetleri varmış. Nerede bu faaliyetler merak ediyoruz diye sorduk. Ve e, hepsinin altına e, suçlar yazmışlar bir sürü. Suçlar yazmışlar. İzninizle okumak istiyorum size suçları. Şimdi bu bu da bu da meşhur oldu galiba bu aralar bu da. Uf, çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Çok 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 sıkıcı. Şimdi nerede bu şeyler? Nerede bu video? Ha, buldum. Şey video değil, thread, zincir. Buldum. Demişler ki bilindiği üzere meyve veren ağaç taşlanır. Vermemişsiniz kardeşim siz meyve. E bak işte bütün her şey açık. Ne zannediyordunuz? Bu yani hiç kimse soru sormayacak mıydı size? Tabii ki soru soracağız. Tabii ki eşeleyeceğiz. Ama bakın, siz kendiniz bu tweet zincirini yazmasaydınız ben bu toprağı kazmayacaktım. Bir laf var. Toprağı kazarsan çamur bulursun diye. Biraz öyle oldu. Bilindiği üzere meyve veren ağaç taşlanır. Gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltma şirketimizi, hissedarlarımızı, kitle fonlama platformlarını, kitle fonlama sistemini karalayarak kitle fonlama sistemini asla karalamadım. Her defasında söyledim. Kitle fonlamaya Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Fon bulucunun, fon bulucuyu adam etmemiz, hizaya getirmemiz lazım yoksa kitle fonlama doğmadan ölecek. Bu bu erken aşama girişimler dolandırıcılık mekanı haline alacak. Dedim, her seferinde söyledim. Ayrıca kitle fonlamayla fonlanan şirket hisseleri ikinci piyasada satışı açık olduğundan piyasayı yanıltma, yanlış yönlendirme, yatırımcıları zarara uğratma, kararlarını etkileme ve haksız rekabet gibi bu pi, pi, ben mi yanıltıyorum piyasayı? Yanlış mı yönlendiriyorum piyasayı? Sizin açtığınız veriler, verdiğiniz cevaplar, internet sitenizde olan şeyler. Bakın burada kendi yorumlarım, kendi yorumlarım çok az. Geri kalan bütün her şeyi teker teker rakamlarıyla birlikte sizin tedarikçilerinizle konuştum. Tedarikçilerinizin satış rakamlarını basit de olsa teyitledim en azından. Nedir? Kimi yanıltıyorum şimdi? Siz söyleyin bakayım. Kimi yanıltıyorum? Haksız rekabet gibi birden fazla manipülatif suç unsuru oluşturan. Yok ya. Manipülatif suç unsuru. Hayatımda da ilk defa duyuyorum bunu. Neyse. Öğelerin yer aldığı art niyetli paylaşımları yapanlar. Art niyetliymişim ben. Ve yaptıranlar. Kim yaptıran? <laughs> Hakkında tüm hukuki haklarımız saklıdır diyor. Ya kardeşim sıra sıra burada suçlar istat etmişsin. Benim üstüme suç atmışsın. Hukuki hakkım saklıdır diyorsun hala. Git dava et beni. Git dava et beni. Madem çok biliyorsun yasaları. Git dava et beni. Benim burada söylediğim hangi şey yasalara aykırı? Hepsi açık bunların. Sizin Bıçağınızı aldım, size sapladım işte. Sizin bıçağınızdı bu. Milletten para topladınız, fon bulucunun gazına gelip değerlemenizi yükseltirip... yükseltip hiçbir inovasyonu olmayan, hiçbir katma değeri olmayan bir işe milleti inandırmaya çalışıp üstten üstten sözler verip, yok 400 milyon kazanacağız, yok 1.3 milyon kazanacağız, yok. 9 milyarlık online pazarı, yöresel pazarı %15'i bizim olacak bilmem ne. Bunlar nedir ya? Ben mi yaptım bunları? Ben mi yaptım? Siz yaptınız. Sonra da gelmişsiniz diyorsunuz ki manipülatif suç unsuruymuş. Neymiş? Bir daha söylüyorum. Gerçekleri çarpıtarak Kamuoyunu yanıltma, şirketimizi, hissedarlarımızı kitle fonlama platformlarını, kitle fonlama sistemini karalayarak zan altında bırakma, ayrıca kitle fonlamaya fonlanan şirket hisseleri ikinci el piyasada satışa açık olduğundan piyasayı yanıltma, yanlış yönlendirme, yatırımcılara zararı uğratma, kararlarını etkileme ve haksız rekabet gibi birden fazla manipülatif suç unsuru oluşturan öğelerin yer aldığı art niyetli paylaşımları yapanlar ve yaptıranlar hakkında tüm hukuki haklarımız saklıdır demiş. Vallahi hukuki haklarını saklamaya devam et. Çünkü bana yapabilecek hiçbir şeyin yok şu noktada. Ben sizin açık olan verilerinizi kullandım. Hepinize saygılar. Maalesef siz yaptınız bunu. Ben çok mutsuzum. Girişimcileri burada üzdüğüm için çok üzülecekler bu videodan dolayı eminim. Ancak yapacak hiçbir şey yok. Çünkü kendileri bir zincir yapıp benim üstüme bir şey, bir saatli bomba bıraktılar. Ne zannediyorlardı? Ben bu saatli bomba üstünde patlasın diye bekleyecek miydim? Arkadaşlar bu videoyu izleyen bütün herkesten de 300'er 500'er dolar para almam lazım. Baya basit de olsa bir ders gibi bir şey oldu. Bir araştırma, soruşturma, vatandaş gazeteciliği diyebileceğimiz bir şey gibi oldu. Burada da bir sürü know-how olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu bence bir taraflara kaydetmek lazım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.